Evet sevgili seyirciler, İzmir'den bugün hocam haftanın ilk günü İzmir'deyiz. Aslında biz böyle her gün bir yerlere gidelim. Aslında güzel olur valla. Bakın neler neler öğreniyoruz. Bakalım. Evet şimdi ne yapıyoruz hocam? Yine gidelim, yine bakalım. Gidelim bakalım. Bakalım evet. Bu sefer neyi konuşuyoruz değerli izleyicilerimiz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hayrullah Derici'den obezite cerrahisi hakkında açıklamalar geliyor. Obezite nasıl ölçülür? Vücut kitle endeksi nasıl hesaplanır? Obezite tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir? Tüp mide ameliyatlarında süreç nasıldır? Tüp mide ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmelidir? Obezite cerrahisinde revizyon ameliyatları nelerdir? Mide botoksu ve balonu arasındaki farklar nelerdir? Hepsi ve daha fazlası şimdi. Obezite aslında artık günümüzde en sık güncel sorunlardan birisi olmaya başladı ve giderek bu sorun katlanarak büyümeye devam edecek gibi gözüküyor. Obezite kısaca vücutta aşırı miktarda yağ depolanması olarak tanımlanabilir. Yani gıdalarla aldığımız kalorinin harcadığımız kaloriden fazla olması durumunda fazla kalorinin vücutta yağ olarak depolanmasına biz kısaca obezite diyoruz. Evet, maalesef beslenme düzeyin alışkanlığındaki bir takım değişiklikler sonucu obezite giderek Türkiye'de ciddi bir problem olarak görülmeye başlıyor. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre erkeklerde obezite oranı %25, kadınlarda ise %44 civarında. Yani hemen hemen her 4 erkekten birinin obez, yaklaşık %44, yani yarıya yakın her iki bayandan birinde de obezite görüldüğünü bugün için söyleyebiliriz. Evet, bunun için bir basit bir hesaplama yöntemi var. Vücut kitle indeksi adını verdiğimiz bu yönteme göre kişinin ağırlığını boyunun karesine bölmekle çıkan sonuca göre kişinin obez olup olmadığını anlamak mümkündür. Eğer bu oran 30'un üzerindeyse obezite grubuna girmiş oluyoruz. 30 ile 35 arası birinci sınıf, birinci derece. 35 ile 40 arasına ikinci derece obez, 40'ın üzerine ise üçüncü derece ya da diğer bir deyişle morbid obez grubuna giriyoruz ki artık bu hastalık yapar, vücutta birçok hastalığı meydana getiren bir tehlikeli obezite grubu içine giriyor. Evet, bunun için çok çeşitli yöntemler var. Diyet, egzersiz, psikolojik olarak hastaya verilen destek gibi, eğitim gibi. Ancak morbid obez grubundaki hastalarda tüm bu uygulamalara rağmen başarılı bir kilo verme oranı maalesef çok düşüktür. Bu oran yaklaşık %1 ile 3 arasında değişmektedir. Dolayısıyla bu grup hastalarda artık tüm dünyada uygulanan yöntem obezite cerrahisidir. Evet, öncelikli olarak doğru hastayı seçmek ve doğru cerrahi girişimi uygulamak önemlidir burada. Bugün için obezite cerrahisine aday olan hasta, vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hasta ya da vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olup, 35 ile 40 arasında olup obeziteye bağlı herhangi bir yandaş hastalığı olan hastadır. Tabii hangi ameliyatı yapacağımız hastanın genel olarak kişisel beslenme durumu, daha önceki mevcut bir takım hastalıkları, diyabet gibi, onun dışında var olan bir takım bağırsaktaki iltihabi hastalıklar, daha önce bir karın ameliyatı geçirip geçirmediği, tüm bunların hastanın özelinde her hastayı ayrı ayrı değerlendirmekte fayda var. Ama bunların yanında bugün için tüm dünyada uygulanan en sık obezite ameliyatı sliv gaz yöntemidir. Halk arasında tüp mide ameliyatı olarak da bilinen mide küçültme ameliyatıdır. Niçin bu ameliyat daha çok tercih edilir hale geldi? Çünkü bu ameliyat kişinin mide bağırsak sisteminde herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermiyor. Dolayısıyla gıdalar normal yoldan seyrine devam ediyor ve diğer bypass ameliyatlarında, yani ince bağırsaklarla olan ağızlaştırmalı ameliyatlara göre daha nadiren, daha az sıklıkta vitamin ya da bir takım mineral takviyesine ihtiyaç duyuyor.
biz hastalarımızın çoğunda yani %90-95'inde hemen hemen hiçbir yani bir yıldan sonra uzun dönemde de hiçbir desteğe ihtiyaç olmadan bu hastalar normal yaşantılarını idame etmektedirler. Özellikle diyabet hastalarının büyük bir bölümü yaklaşık %80-85'lik bir oranı, hipertansiyonlu hastaların %55-70'lik bir oranı, yine karaciğer yağlanması, uyku apnesi olan hastaların yine %60-70'lik bir bölümü bu ameliyat ile remisyona uğramaktadır. Yani bu ameliyatı olan kişilerde büyük bir oranda yandaş hastalıkları kendiliğinden yok olmaktadır. Ameliyat sadece kişi, bu ameliyatı aslında bir estetik ameliyat, bir estetik güzelleştirme amacı olarak görmek yanlış olur. Bu obeziteyi artık günümüzde bir hastalık olarak kabul etmek, bu ameliyat ile hem obezitenin çözümüne yardımcı olmak hem de obeziteye bağlı gelişen ikinci hastalıkların da çözülmesine, onların gerilemesine sebebiyet veren bir ameliyat olarak görmekte fayda var. Obezite cerrahisinin bir alternatifi değildir. Dolayısıyla mide botoksu uyguladığımız hasta grubu ile obezite cerrahisi yaptığımız, uyguladığımız hastalar farklı hastalardır. Az önce obezite cerrahisinin hangi hastalara uygulandığını söylemiştim. Mide botoksu ise vücut kitle indeksi 26 ile 35 arasında olan, yani bir cerrahi müdahale gerek göstermeyen ama benim fazladan bir 10 kilo, 15 kilo fazlam var deyip bu fazla kilolarından kurtulmak isteyen hastalar için uyguladığımız bir yöntemdir. İşlem bir ameliyat, bir operasyon değildir. İşlem basit bir endoskopi uygulaması şeklinde, yani hafif bir sedasyon anestezisi altında yaklaşık 15-20 dakika süren ve midenin belli bölgelerine enjeksiyon yöntemiyle botoks uyguladığımız bir yöntemdir. Ve bu yöntem tüm botoks uygulamalarında olduğu gibi geçici bir yöntemdir. Yaklaşık bir 6 aylık bir etki süresi vardır. Dolayısıyla botoks ile kalıcı bir şekilde kilo vermek şu an için mümkün değildir. Ancak botoks kişinin diyete olan uyumunu kolaylaştırır. Ya mutlaka botoks uygulayan kişi diyetisyenimiz altında, gözetimi altında bir diyet programı uygulaması gerekir ve bu programı aslında tüm hayatı boyunca uygulaması gerekir. Yani sadece geçici bir dönemde değil, uygulanan diyet yöntemini bir yaşam felsefesi haline getirip bir ömür boyu uygulaması gerekir. Başarılı sonuçlar ancak bu şekilde alınır. Yine bunun yanında hastaların mutlaka fizik egzersizlerini arttırması gerekir. Biz hastalarımızdan özellikle daha fazla hareket etmelerini, en basitinden günde yaklaşık 40-45 dakika yürüyüş yapmalarını istiyoruz. Bugün için mide botoksunun bilinen bir yan etkisi yok. Henüz literatürde bununla ilgili bir problemle karşılaşılmış bir olgu sunulmamış. Mide botoksu endoskopik olarak uygulanır. Az önce de söylediğim bir mide küçültme ameliyatı gibi değildir. İşlem yaklaşık 15-20 dakika sürer ve işlemden sonra hastalar yaklaşık 1 saat sonra normal kendi işlerine dönebilirler. Mide botoksu işleminin herhangi bir yan etkisi olmadığını söylemiştim. Ancak bu tür ameliyatı olan kişilerde, bu ameliyat uygulanan kişilerde mide botoks etkinliğinin henüz çok kesin etkinliği olduğu henüz daha belirlenmiş değil. Dolayısıyla özellikle bu tür kişilerde geri kilo alımının sebepleri iyice araştırılması lazım. Varsa bir hormonal bozukluk, özellikle tiroid hormonlarının az çalışması gibi bir takım hormonal metabolik problem var mı yok mu, bunun iyice ortaya konulması lazım. Ve kişinin diyete uyumu mutlaka tekrar gözden geçirilmesi lazım. Eğer kişide aşırı miktarda bir tekrar kilo alımı mevcut ise o zaman bir takım revizyonal cerrahi dediğimiz bu şişmanlığı giderici ikinci bir ameliyat uygulamaları da söz konusu olacaktır. Revizyon ameliyatları ilk ameliyatın etkisi artık geçtikten sonra, yani kişide uzun dönemde 5 yıldan sonra tekrar kilo alımı başlamış ise o zaman bu revizyon ameliyatları gündeme gelir.
revizyon ameliyatları olarak halen tüp mide ameliyatını, eğer geniş bırakılmış bir mide poşu varsa, özellikle fundus bölümünde bir geniş bırakılmış bir bölüm varsa, tekrardan bir tüp mide ameliyatı yapmak mümkün olduğu gibi, sıklıkla artık ince bağırsakların da devreye girdiği bir takım, özellikle mide çıkışının ve ince bağırsakların başlangıç bölümünün devre dışı kaldığı, artık eminim bozukluğu yapan ikinci bir ameliyatlara da bu hastalarda uygulamak, bu hastaları tedavi seçeneği olarak sunmak gerekiyor. Öncelikli olarak bu kişileri ameliyat olacakları merkezi ve ameliyat olacakları olan hekimi iyice araştırdıktan sonra bir karar vermelerini öneririm. Bu konuda deneyimli olan merkezlerde ve hekimlerde ameliyat olmalarını öneririm. Ameliyatta özellikle kullanılan zımbaların kalitesi ve zımba hattının dikiş, tekrar ikinci bir dikişle güçlendirip güçlendirilmediklerini hekim tarafından özellikle tekrar sorgulanması gerektiğini öneririm. Ameliyatımız genelde yaklaşık bir saat içerisinde sona eriyor. Ameliyattan sonra hastaları erken dönemde yaklaşık bir 4 saat sonra, yani anestezinin etkileri atıldıktan sonra, kısa bir süre sonra, hasta uyandıktan sonra 4 saat sonra hastaları mobilize ediyoruz. Yani hastaları ayağa kaldırıyoruz, hastayla beraber yürüyüş yapıyoruz. Bu şekilde hastaları erken hareket ettirerek olası bir emboli riskini en aza indiriyoruz. Zaten biz emboli riskini azaltmak için bir takım ilaçlar ve bacaklara bir takım çoraplar, emboli çorapları uyguluyoruz. Ama yine de hastayı erken ayağa kaldırmak, hastayı mobilize etmek bunun için çok önemli bir korunma yöntemi. Ameliyattan sonra hastalar genelde 3 gün hastanede kalıp 3. günde hastaneden taburcu oluyorlar. Ameliyattan sonra kendilerine uyguladığımız özel bir diyet sayesinde yaklaşık 1. ayın sonuna doğru tamamen katı gıdalara başlamış oluyorlar. Biz hastalara özellikle ameliyattan sonra protein ağırlıklı bir diyet öneriyoruz. Eskiden varsa bir takım diyetteki yanlışlar, hatalar, özellikle bol karbonhidrat içeriği olan, yüksek enerji içeceği olan, yüksek enerjili, kalorili gıdaları artık almalarını yasaklıyoruz. Bu konuda bizim diyetisyenimizin ve psikologlarımızın bu konuda hastaya özellikle bir destekleri oluyor. Evet, obezite ameliyatı uygulayacağımız hastaları öncelikli olarak geniş bir kan tetkikten, laboratuvar tetkiklerinden geçiriyoruz. Özellikle bu hastalarda altta yatan bir metabolik hastalık, bir hormonal bozukluk olup olmadığını test ediyoruz. Bunun yanında biyokimya tetkiklerini yaptıktan sonra bu hastaları özellikle dahiliye, göğüs hastalıkları, kardiyoloji uzmanları mutlaka geniş detaylı bir tetkiklerden geçiriyor. Hastalara solunum fonksiyon testi uyguluyorlar. Bunun yanında eko dediğimiz kalbin katmanlarını içeren, gösteren bir takım tetkikler uyguluyorlar ki bu ameliyatı bu hastalar kaldırıp kaldırmayacağını bu şekilde test etmiş oluyoruz. Yine ameliyat öncesi her hastaya karın ultrasonografisi ve mide endoskopisi uyguluyoruz. Bu şekilde mide endoskopisi uyguladığımız hastalarda, özellikle bu hastalarda bir mide fıtığı var mı, midesinde bir ülser var mı, midesinde yaygın bir gastrit var mı yok mu, bu şekilde test ediyoruz. Ondan sonra bu hastaları ameliyata alıyoruz. Evet, öncelikle şunu söylemem lazım ki obezite ameliyatından değil, bizzat obezitenin kendisi daha ciddi bir sağlık sorunudur. Daha korkulacak olan bir sorundur. Çünkü bugün çok rahatlıkla biliyoruz ki obeziteye bağlı olarak kalp krizi geçirme, emboli riskini kişinin geçirmesi, obeziteye bağlı bir takım hastalıklar, işte diyabet gibi, hipertansiyon gibi, karaciğer yağlanması gibi ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet vermektedir. Kaldı ki bu kişilerin özellikle sosyal hayatlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Obez bir kişinin hareket etmesi, fizik egzersiz uygulaması da son derece kısıtlıdır. Bu kişilerde çünkü eklem ve kemik ağrıları, özellikle kemik erimeleri üst düzeydedir. Dolayısıyla bugün artık obezite cerrahisi çok güvenilir yerlerde minimal riskle yapılmaktadır.
özellikle zımba hattının tekrar dikilerek güçlendirilmesi, kişilerde ayrı bir emniyet, ayrı bir güvence oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu ameliyatlar artık günümüzde korkulacak, çok riskli ameliyatlar olmaktan çıkmış durumdadır. Bugün için bir safra kesesinin ameliyatının riskleri neyse, bir obezite cerrahisinin riskleri de hemen hemen aynı eşit durumdadır. Az önce de söylemiş olduğum gibi obezite hastalarını biz çok ayrıntılı bir tetkiklerden geçiriyoruz. Bu hastalarda varsa diyabet, kontrolsüz diyabet, öncelikli olarak bu hastalığın ameliyatından önce bu hastalığı bizim mutlaka düzeltmemiz gerekiyor. Yüksek tansiyonu olan kişilere mutlaka tansiyonun belli bir düzeye indikten sonra, normal düzeye indikten sonra ameliyat uygulamamız gerekiyor. Yine çok çok obez, süper obez dediğimiz kişilerde ameliyat gerçekten çok riskli ise, göğüs hastalıkları uzmanının önerileri doğrultusunda solunum fonksiyon testlerinin gösterdiği oranda çok yüksek riskse, biz bu hastaların yaklaşık bir 15-20 kilo kadar kaybetmesini istiyoruz ki bunun için hastaya özel bir beslenme diyeti veriyoruz. Yine çok aşırı kilolarda ameliyat öncesi dönemde yine mide içerisine balon uygulaması uygulayarak bu hastaların belli bir kiloya ulaştıktan sonra bu ameliyatı uygulamalarını daha doğru buluyoruz. Çok yüksek riskli bir kişiye bu ameliyatı uygulamak doğru değil. Önce tabii ki ek hastalıkların tedavisi, yine obezite açısından da çok yüksek kilolara sahipse mide balonu uygulayarak belli bir kiloya ulaştıktan sonra bu hastaları ameliyat etmek en doğru yöntem olarak bugün için kullandığımız, uyguladığımız bir yöntemdir. Aslında mide balonu uygulanan hastalar ile mide botoksu uygulanan hastalar hemen hemen aynı grup hastalar. Mide balonu, az önce de mide botoksunda da söylemiştim, obezite ameliyatının bir alternatifi değildir. Mide balonu, yine fazladan benim 10-15 kilom var diyen hastalara uyguluyoruz biz genelde. Ama bu az önce bahsettiğim durum farklı bir uygulama alanı. Yine obezitesi çok yüksek olup da ameliyatı çok riskli olan bir gruba ameliyatı daha kolay hale getirmek ve risklerinden risklerini azaltmak amacıyla belki ameliyat öncesi 15-20 kilo verdirip ameliyatı daha kolay hale getirmek amacıyla hasta açısından da daha uygun bir zamanda ameliyatı yapmak açısından mide balonu uyguladığımız yöntemlerden birisidir. Şimdi biz hastalarımızı ameliyattan sonraki ilk yıl 3'er ay arayla oldukça sıkça takip ediyoruz. Yani 3. ay, 6. ay, 9. ay ve 12. ayda. Daha sonra mutlaka hastaların şikayeti olsun olmasın bizim rutin bilgilendirme toplantılarımız ve yıllık kontrollerimiz oluyor. Bu süre içerisinde hastanın herhangi bir vitamin ya da mineral eksikliği var mı yok mu, hastanın beslenme durumu nasıl gidiyor şeklinde hem diyetisyenimiz tarafından hem de bizler tarafından hastalar genişçe test edilmektedirler. Hastalarımızın genelde ilk bir hatta 1,5 yıl içerisinde fazla kilolarının %80-85'inden kurtulmalarını bekliyoruz bu ameliyatta. Bu tabii ki biraz da kişinin kendi elinde. Kişinin bizim uyguladığımız diyete uyum sağlayıp sağlamaması, yeterli fiziksel egzersiz yapıp yapmaması bu oranı değiştiriyor. Tabii ki biz hastalarımızdan protein ağırlıklı beslenmelerini, karbonhidrat ve yüksek kalorili gıdalardan, içeceklerden uzaklaşmalarını öneriyoruz. Yine keza alkol kullanmamalarını, sigara kullanmamalarını öneriyoruz. Tabii bunun için ayrıca bizim diyetisyenimizle beraber özellikle bir psikolog desteğimiz oluyor ve hastalarımızın bu dönemi, ameliyat sonrası dönemini olabildiğince en konforlu bir şekilde geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Evet sevgili seyirciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Hocam bugün İzmir'den izleyicilerimize evet, seslendik. Ama çok güzel şeyler öğrendik. Çok güzel, çok güzel bilgiler. Değerli hocalarımıza verdikleri bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte. Evet. Neredeyiz hocam? Bu sefer İstanbul'dayız herhalde. İstanbul'da olalım. Karşınızda olacağız. Yayında yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımız adına güzel bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın. İyi haftalar.